O evrende her şey belirli bir düzen içerisindeydi. Her şey doğuyor, büyüyor ve ölüyordu. Ama bir gün bu düzen değişecekti. Elden Ring, birçok rünün birleşmesiyle oluşan büyük bir güç kaynağıydı. Radelwild tarafından Lenswithvin'e gönderildi. Elden Ring'i taşıyacak ve onun sorumluluğunu üstlenecek bir tanrıya ihtiyacı vardı. O kişi Kraliçe Marika'ydı. Marika, Numen soyundan geliyor ve Thorfinger tarafından bir Emperyan, yani tanrı olabilecek kişi olarak seçildi. Radelwild, Marika'yı Elden Ring'i taşıması için onu tanrı yaptı. Her Emperyan'a bir gölge veriliyordu. Tıpkı Ranni'ye verilen Blade gibi, Marika'ya da üvey kardeşi olan Maliket verildi. Maliket'in tek amacı, efendisi olan Marika'nın isteklerini yerine getirmek ve uygulamaktı. Marika, doğmak, büyümek ve ölmek düzenini bir gün bozmak istedi. Onun istediği şey sadece yaşamak, büyümek ve ölmek değil, ölümsüzlüktü. Marika'nın gücü ve kendisi yükselmeden önce Maliket'i bir göreve gönderdi. Golem Eyeqeen'i öldürmeye. Çünkü Golem Eyeqeen, Thorfinger tarafından seçilen bir emperyandı ve aynı zamanda ölüm rününü kullanıyordu. Yeni doğmuş Ghost Skin Noble'ları birbirine dikilmiş, esnek deriden yapılma kundak beziyle sarıyor ve onlara liderlik yapıyordu. Golem Eyeqeen, Godslayer Greyswald aracılığıyla yönlendirilen kara alevleriyle ölüm rününün gücünü kullanıyordu. Maliket, Golem Eyeqeen'e karşı açtığı savaşı kazanarak Marika'nın isteğini yerine getirir ve ölüm rününü kendi kılıcına hapseder. Bu olay sonrasında kara alev büyülerinin gerçek gücünün kaybolmasına sebep olur. Marika artık tehdidi ortadan kaldırmıştır ve böylece Golden Order'ı, yani Altın Çağı başlatmış olur. Golden Order'ın başlamasıyla Marika ebedi kraliçe olur. Marika Elden Ring'den ölüm rününü çıkararak yarı tanrıları ölümsüz hale getirir. Yaşam ve ölüm döngüsü kırılır. Artık sıralama şöyledir. Doğdu, büyüdü, öldü ve Erdtree köklerine gömüldü. Oradan tekrar doğdu. Ancak Lenswithvin'deki herkes bu düzene karşıydı ve savaşın ayak sesleri gelmeye başlamıştı. Çünkü artık ruhlar Erdtree'yi besleyemiyordu ve döngü bozulmuştu. Maliket ölüm rününü korumakla görevliydi. Aynı zamanda tüm demigodlar ondan korkardı. Çünkü onları öldürebilecek tek şey ondaydı ve korkunç bir canavardı. Ama karanlık bir gecede her şey bir anda değişti. O gece, yani kara bıçaklar gecesinde korkunç bir olay gerçekleşti ve suikastçiler ölüm rününün bir parçasını Maliket'ten çaldılar. Çaldıkları bu parçayı hançerleriyle birleştirdiler. Bu olayda suikastçiler Ranni ile işbirliği yapıyorlardı. Bu suikastçilerin kadın olduğu ve Numen soyundan, yani Marika'nın soyundan geldiği biliniyor. Suikastçiler Marika'nın ilk çocuğu olan Altın Godwin'i katlettiler ve bu ölüm tarihte bilinen ilk yarı tanrının ölümü oldu. Marika bu olaydan sonra deliye dönerek Elden Ring'i parçalar ve o büyük Shattering Savaşı meydana gelir. Maliket ölüm rününü çaldırmanın utancını yaşar ve artık onu kimse bir daha çalmasın diye kendi etine bağlar. Maliket ölüm rününü kendi etine bağladıktan sonra ölüm rününün bir ürünü olan Deathroot'u aramaya başlar. Bu esnada ise Urrang isimli bir rahip kılığına girer. Deathroot, Godwin'in ölümüyle Lenswithvin'de filizlenir. Urrang, yani Maliket, Dee, ödüllerin avcısı ile işbirliği yaparak Deathroot'u ona getirmesini ve beslemesini ister. Altın düzenin bozulmamasını isteyen Dee bunu kabul eder. Ancak bir yerden sonra Tarnished'lerle, yani bizle karşılaşır ve bir teklifte bulunur. Urrang'ın bize savaş gücünün paylaşması karşılığında ona Deathroot'u bulup vermesini, böylece onu beslemesini teklif etti. Tarnished'ler, yani biz, bunu kabul ettikten sonra Urrang'ın yeni hizmetkarı oluruz. Biz Urrang'ı besledikçe o da bize sırayla bunları ödül olarak verecek. Ancak hiçbir zaman doymayacak. Bulduğumuz bütün Deathroot'u ona verdiğimizde ne kadar yerse yesin doymayacağını anlayarak sığınağı terk eder. Urrang'ı bazen sığınağın dışında bulurken de görebiliriz. Bunu neden yaptığını tam olarak bilmiyoruz. Harmozula'ya gittiğimizde son bir kez daha Urrang ile karşılaşırız. Yani
Malikit ile bizi gördüğünde diyaloglara ona verdiğimiz Deathroot ile değişkenlik gösterir. Thou who approacheth destined death, I will not have it stolen from me again. I shall not part with it again. Banished. Why wouldst thou? Why? Tis no matter. I hereby vow the destined death shall not be stolen again. Stay away from destined death. Bu diyalogların arkasından en epik savaşlardan biri olan savaşa giriyoruz. Urrang'ın canı yarı yendikten sonra bıçağını etine mühürlediği ölüm rününe vurarak kırar ve gerçek olan Malikitli Blackblade ortaya çıkar. Malikit Marika'ya o kadar sadıktı ki ne olursa olsun ölüm rününü canı pahasına korudu. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim.